tepki değil de yani sık sık böyle aynı köşede %50'nin üzerinde evet oyları toplandığı anlamına gelen yazıları görünce ben biraz güldüm ya. Netice itibariyle her gün okuduğumuz köşelerde aynı türden yazıları karşımızda görünce insanın herhalde ilk tepkisi bu oluyor. Onu da yazıma yansıttım. Şimdi aslında çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Yani sandığa işte 5 gün sonra gideceğiz sandık başına. Normalde şu anda bütün televizyon kanallarında sayıları bazen onu bulduğunu bildiğimiz kamuoyu araştırma şirketlerinin yöneticileri çıkarlar. Son araştırmamız diye bir takım araştırma sonuçlarını orada tartışırlar. Bütün seçimler öncesinde alıştığımız tablo bu. Hadi son 5 güne bir tarafa, bu en az 3 aylık bir süreç içerisinde. Önce ayda bir yaparlar, sonra 15 günde bir yaparlar, sonra haftada bir yaparlar. Yakınlaştığı zaman da her gün yapan şirketler bile olur telefonla ulaştıkları kişilerle. Ama bu defa böyle olmuyor. Sadece kulaktan duyma, işte birisi çıkıyor diyor ki ben gördüm, işte şuymuş diyor. Hayır içinde çok yüksek oy söyleyenler var. Evet içinde çok yüksek oy söyleyenler var. Bunun sebebi ne olabilir? Yani ciddiye alınması gereken konu bu. Bunun sebebi benim araştırmalarıma göre, konuştuğum, kendilerine güvendiğim şirket yöneticileri var. Onların bana söylediği bu defa çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyalar. Anket sorularını yöneltmek için yanına yaklaştıkları insanlar eskiden 2 kişiden biri kabul ederken, şimdi bu 4, son zamanlarda da 5 kişiye çıkmış. 5'te 1 ancak kabul ediyor. Bu ne demek? Yani insanlar fikirlerini açıklamaktan korkuyorlar mı? Bir ihtimal böyle bir şey. Ama yani anketçiye söyleyecekleri evet ya da hayırın kendilerine nasıl bir zararı olabilir? Benim pek mantığım almıyor bunu. Ama yine öyle insanlar da olabilir. Bence sürpriz yapmak diye bir niyetleri var insanların. Yani ben bunu şimdiden açık etmeyeyim ne düşündüğümü. Konuşanlar bile, yani o 5 kişiden biri konuşuyor ya, o konuşanların bile ben bu defa muziplik yapmaya karar verdiklerini, hayır diyenlerin içlerinden evet diyecekler çıkabileceğini, evet diyenlerin içinden de hayır diyenler çıkabileceğini düşünüyorum. Onun için bunu düşündükleri için de kamuoyu araştırma şirketleri sonuçlarını açıklamıyorlar. Çünkü diyelim %51 çıkacak dedi, %40 çıktı. Ne olacak o zaman? Oldu biliyorsunuz bu. Yani her iki seçimde de, son 2 seçimde de, 1 Kasım'da. Her iki seçimde de oldu bu. Yani 7 Haziran'da doğru tahmin eden 1 veya 2 şirket oldu. Diğerleri hiç o kadar düşeceğini tahmin etmemişlerdi. O bakımdan o duruma düşmek, bir daha onu, o yanlışlığı yaşamak istemiyorlar. Bir de gerçekten bu, sırf bu referandum öncesine özel böyle bir durum da var. Yani insanlar görüş açıklamak da istemiyorlar. Bunu da çözemiyorlar. Neden olduğunu bilemiyorlar. İnsanlara sordukları zaman, yani niye cevap vermiyorsun dedikleri zaman bunun da cevabını alamıyorlar. Yani korkudan mıdır, başka bir sebepten midir? Onun için ben şu anda etrafta dolaşan sonuçları güya kamuoyu yoklaması olarak belirtilen sonuçların ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ister hayırı yüksek gösteriyor olsun, ister evet'i yüksek gösteriyor olsun. Bunlar yanıltıcı olacaktır. Yani bugün mesela bir ilimizin belediye başkanı o ilde işte 10 bin küsur kişiye, 10 bin kişiye sormanıza gerek yok. Biliyorsunuz bu tür anketlerin eğer isabetli seçtiyseniz, örneklem doğru seçilmişse, 500 kişiye de sorsanız doğru cevapları tahmin edebilirsiniz. 10 bin kişiye sordum, o zaman şu çıktı diye %60'a yakın bir sonuç. Belki de çıkar, yani bir şey diyemem ama ben bunlara güvenilmemesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Seçimde önemli bir referandum bu. Bu kadar önemli bir konunun referanduma sevk edildiği belki de tek ülkeyiz biz. Bunu doğru değerlendirelim. Eğer sistemin değişmesini istiyorsak o zaman gidip o evet oyunu kullanalım. Yok sistem değişmesin, eski sistem devam etsin.
ve ihtimal dahilinde eğer hayır çıkarsa yine de sistemle ilgili tartışmalarımıza devam edelim. Eldeki sistemi nasıl daha iyi uygular hale getirebiliriz? Bunu sağlayabilmek için de herkesin sandığa gitmesi, tavsiyem bu olacak.